mensupları, saygıdeğer Kırklareli hemşerilerim. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kadın Kollarında çalışmaktaydım. Kırklareli İl Genel Meclisi aday belirleme eğilim yoklamasında 866 oy alarak iki erkek adayın arasından 3. sıraya yerleştim. İl Başkanım Tayfun Okan Çobancık'tan bizzat aldığım bilgi doğrultusunda 3. sıra adaylığından çıkartılarak liste dışı bırakıldığımı öğrendim. Bu adaletsizliği hak, hukuk ve adaleti savunan partim CHP'ye yakışmadığını düşünüyorum. Eğilim yoklaması yapılmasını bizzat Kırklareli İl Başkanlığı Genel Merkez'den talep ettiği halde sonuçlarına yine İl Başkanlığı müdahale ederek listeleri değiştirmiştir. Tayfun Bey'in ifadesine göre listeyi hazırlayanlar İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, Merkez İlçe Başkanı Gürcan Saatçi, Milletvekilleri Vecdi Gündoğdu ve Turabi Kayan, Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Tuna Soykan'dır. Müdahale sonucunda kadınlar siyaset dışına itilmiştir. Partimizin kadın kotası hassasiyetine rağmen siyasetçi bir tavırla kendi adaylığını önünü kesmiştir. Biz kadınlar her alanda çalışıyoruz, emek veriyoruz. Sandıktan çıkmamıza rağmen adaylığımız engelleniyor. Demokrasi mücadelesi veren partimizde sonuçları önemsenmeyecekse eğilim yoklamasının yapılmasının anlamı kalmamıştır. Değerlendirmeyi partilerimizle kamuoyuna sunarım. Hak, hukuk, adalet diyorum. Adaletsiz yaşama hayır diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılarımla. Suna Hanım, eğilim yoklamasında 866 ay oy almanıza rağmen şu an sıralamada yoksunuz. Ve bu alınan antidemokratik karara karşı istifa hakkınızı kullanma ilerleyen süreçte bu tarz bir düşünceniz var mı? Şu anda şu süreçte düşünmüyorum çünkü hukuksal bir yola girmek istiyorum. Yola çıkmak istiyorum. Bu süreçten sonra sonunda eğer istediğim gibi bir sonuç alamazsam partimden ağlayarak, üzülerek istifa etmek durumunda kalacağımı düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Hala şimdiden çok üzülüyorum bu konuda. Peki alınan kararın gerekçesi olarak size sunulan mazeret neydi? Evet, çok güzel. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde istasyonu kurulan standta dolaşmışım, o yolda gezmişim, istasyonda bulunmuşum. Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun düzenlediği bir etkinlikte bulunmuşum. Halbuki ben şaşırdım, şok oldum. O zaman daha aday değildi. Belediye Başkanı Kesimoğlu aday değil. Ben belediyenin düzenlediği bir etkinlikte bulundum. Ben adayın arkasına gezmedim. Çünkü adaylığı açıklanmamıştı. Adaylığı gece konserden sonra açıkladı. O konserden sonra o andan itibaren ben hiçbir şekilde bağımsız adayın arkasında koşmadım, arkasına gezmedim. Hep dışarıdaydım ben. Cumhuriyet Halk Partili'ndeyim çünkü. Daha istifa etmedim. İstifam yok, söz konusu değil. Ben bağımsız adayın peşine gezmedim. Yanlış biliyorlar. Yanlış biliyorlar. Düzeltilmesini istiyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.